Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar selam hepinize. Bu video alışveriş videosu olacak. Baya karışık. Aksesuar var, giyim var, kozmetik var. Alışverişlere geçmeden önce ufak tefek kendimle ilgili değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Zaten Instagram'dan da beni sürekli takip eden arkadaşlar biliyordur. Burada çok uzun uzun anlatmayacağım. Saçlarımın rengi biraz daha canlandı. Cartlik kırmızı oldu. Nasıl böyle oldu? Saçlarımın dibinden 3-4 parmak kopkoyu kendi saçım çıkmıştı. Artık bu görüntüden rahatsız olmaya başlamıştım. Saçımı açıcı değdirmek istemediğim halde bir cesaret gittim kuaförde saçımın diplerini açtırdım. Dipleri açtırdığım sırada orta kısımlardaki renk farklılıklarına da boya akıtıcı sürdüler ve saçlarımın rengini açtırdıktan sonra tekrar kendi boyamla boyadım. Gerçi kuaförde boyatmıştım kendi boyamı götürüp büyük bir hüsranla karşılaştım. Yine Instagram'dan takip edenler biliyordur saçlarım cart böyle fosforlu garip bir renk olmuştu kırmızı yerine. Neyse o saçtan kurtuldum birkaç gün önce tekrar kendimi boyadım 10 gün sonra boyamam gerekiyordu. Artık saçlarım böyle cart bir kırmızı arkadaşlar aktıkça yine ben kendi akasya cins biber kızılı boyamla boyamaya devam edeceğim böyle. Artık diplerden itibaren ne kadar gider bu dipler bilmiyorum. Kırmızı gördüğünüz gibi canlı kırmızı bir renk artık. Saçımın şu anki halinden tabii ki memnunum. Saçım haricinde diğer değişikliklerde yine uzun zamandır video çekmediğim için video izleyen arkadaşların haberi olmayabilir. Instagram'dan takip edenler zaten her şeyi biliyor orada sürekli her şeyi paylaştığım için. İki tane daha dövmem oldu arkadaşlar biliyorsunuz şu kolumda ve şurada ilk dövmem olmak üzere iki tane dövmem vardı. Eylül ayında iki tane daha dövme yaptırdım. Bir tanesi şuradaki You're So Cool dövmem. Bu dövmem benim hayatımın filmlerinden True Romance filminden aldığım sadece filmi bilenlerin ve benim için anlamlı olan bir dövme arkadaşlar. Herkesin anlayamayacağı bir dövme. Bir de şuraya bir cümle yazdırdım. Gördüğünüz gibi burada da I'd rather be hated for who I am than loved for who I am not yazıyor. Bu da Kurt Cobain'in söylediği düşünülen bir sözmüş. Bilmiyorum belki de Kurt Cobain söylemedi. Ama sözün Türkçesi arkadaşlar olmadığım kişi için sevilmektense olduğum kişi için nefret edilmeyi tercih ederim. Benim çok sevdiğim bir sözdü ve kendi hayat felsefeme uygun bir sözdü. O yüzden de bu sözü üzerimde taşımak istedim. İki dövmemi de çok seviyorum, çok sevdim. Yani 9 ayda 4 tane dövme yaptırmış oldum. Artık önümüzdeki seneye kadar mola vereceğim, ara vereceğim. Süre yaptırmayacağım zaten. Şimdi arkadaşlar hemen alışverişlere geçiyorum. Karışık bir alışveriş. Kozmetik var, giyim var ve birkaç parça aksesuar var. Önce kozmetik dışı şeylerden başlıyorum. Yüzüklerden. Yine Instagram'dan takip edenler biliyordur. Bir haftalık bir Ayvalık tatilim oldu. Orada da birkaç parça bir şey aldım arkadaşlar. Öncelikle sarımsaklıda bir tezgahta 50 kuruşa bulduğum eklem yüzüklerinden bahsetmek istiyorum. Normalde en ucuz 1,5 liraya satılıyor eklem yüzükleri İzmir'de, Bospa'da falan. Bir sürü böyle 40 tane falan eklem yüzüğüm olduğu halde 50 kuruşa yüz gördüğümde dayanamadım tabii ki de. Bir sürü aldım böyle 11-12 tane falan bazı yüzüklerimin yedeklerini aldım. Birkaç tane de Ayvalık'a gitmeden önce almıştım renkli eklem yüzükleri. Bunları da Ege Boncuk'tan aldım. Bu arada Karşıyaka'ya tekrardan Ege Boncuk açılmış arkadaşlar. Bilmeyenler varsa söylemiş olayım. Yücel Parfümeri'nin sokağına, ilk sokağa Yücel Parfümeri'den birkaç adım sonraya açılmış. Ben sevindim açıkçası. Ege Boncuk'u seviyordum böyle girip bakmayı, uygun fiyata bir şeyler almayı. Oradan 1,5 liraya şu renkli eklem yüzüklerinden aldım. Benim renkli eklem yüzüğüm yoktu. Pek de satılmıyor. Gerçi görmüyordum. Şunları aldım. Şunlar mavi olanlar. Bu böyle puzzle şeklinde. Bu da bende daha önce gümüş ve siyahı olan şekil. Aynalarının bir de böyle mürdüm, bordo gibi olanlarını aldım. Bunlar da bu şekilde. Bunları 1,5 liradan aldım. Bir de
dediğim gibi sarımsaklıdan 50 kuruşa aldığım şu yüzükler. Bunlardan 2-3 tane aldım. Şöyle kafesli. Bunlardan 2-3 tane aldım çok sevdiğim için. Şu şekilden 2 tane aldım. Şunlardan 2 tane aldım. Çok beğendim. Şöyle bir şey aldım. Şöyle. Şöyle bir şey aldım. Böyle yıldızlı mıldızlı. Şundan bende vardı. Bunun yedeğini aldım. Ayrıca şu an bulamadığım birkaç tane daha yüzük aldım. Bunlar hep 50 kuruştu bedava. Daha sonra yine sarımsaklıda şöyle bir bileklik yaptırdım. İsim bileklikleri oluyor biliyorsunuz. Harf takıyorlar. Bana çok saçma geliyordu aslında öyle şeyler. Biraz kroca biliyorum. Ama ben onu kendime uyarladım. Ve şöyle bir bileklik yaptırdım arkadaşlar. Biliyorsunuz Junket benim nickim. Yani hani blog ve Instagram'dan önce de YouTube'dan önce de benim nickimdi. Ben Junket'i kullanıyordum. Alice in Chains'in çok sevdiğim şarkılarından birinin adı Junket. Bunu böyle kendime siyahın üzerine mor Junket yazdırarak kendimi uyardım. Böyle bileklik yaptırdım. Bunları da 5 liraya yapıyorlardı. Birçok renkte kayış ve harf vardı. Metal olanları da vardı. Ben tabii ki de mor siyah yaptırdım. Yine kozmetik dışı şeyler göstereyim arkadaşlar bitsin. Cunda'ya gittik bir kere. Cunda'ya gittiğimizde de bir dükkandan şu metal plakalardan aldım. Bir tanesi şu vosfoslu olan. Tabii ki bunu görür görmez direkt atladım. Kaçıramazdım. Gerçi bunları şu an odamda nereye asacağım, nasıl asacağım hala düşünüyorum. Bilmiyorum. Böyle rengarenk vosfoslu olanı aldım. Bunlar metal plakalar dediğim gibi. Büyükleri de vardı. Bunları 10'ar liraya aldım. Bir de bu The Doors'un konser afişi şeklinde böyle nostaljik bir plaka aldım. Burada 1968 falan diyor. Konseri vereceği salonun adı yazıyor falan filan. Bu da böyle nostaljik, hoşuma gittiği ve The Doors hayranı olduğum için aldım. Şimdi arkadaşlar kozmetiklere geçeceğim. Kozmetiklerden önce de birkaç parça kıyafet göstereceğim. Ayvalık'a gitmeden önce Adax'a uğramıştım. Adax'tan iki parça şey aldım. Bir tanesi siyah düz bir hırka. Oradan 20 liraya şu siyah hırkayı buldum. Da bunun kolu niye içe kaçmış? Şöyle kolları bileğe kadar falan uzanan bol böyle yarasa tarzında kolları olan bol siyah kalça altına kadar gelen bir hırka. Bir de arkadaşlar şöyle bir tulum aldım. Bu tulumun üst kısmını fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşmıştım. Bu tulumu 25 liraya aldım yine Adax'tan ve modeline desenine bayıldım. Şu üst kısmı burada askılar var. Şurada fistosu var. Desenin renklerin güzelliğine bakın. Bu askısının şu kısmı boş. Buradan omzunuz çıkıyor. Burası da kolu arkadaşlar. Şurası daha volanlı bir kol. Şurada da yine fistosu var. Bu fistonun içinden de böyle kolunuz görünüyor. Bu üst kısmı dediğim gibi tulumun short tulum bu arada. Daha sonra şu bel kısmında lastik var. Ve bu da alt kısmı böyle short şeklinde ve kumaşı da viskon. Benim en sevdiğim yazlık kumaştır viskon. 3 tane de arkadaşlar sarımsaklı da yine bir tezgahtan tişört aldım. Bunları tanesini 2,5 liraya aldım. Evet şaka gibi. Bir tanesi biraz boyu kısa olan baharlık. Kolları şöyle. Bunun içine askılı bir siyah bluzla giyeceğim. Boyu biraz kısa çünkü ben pek kısa giyemiyorum. Baharlık. Şu üzerindeki baskıyı çok beğendim. Şu böyle boyu da kısa gördüğünüz gibi. Bunun da yumuşacık dökük dökük bir penyesi var. Üzerindeki baskının kalitesi çok hoşuma gitti. Bir de böyle Pink Floyd'un logosunu hatırlattı bana. Alakası yok tabi ama çok hoşuma gitti. Kaliteli bir baskı olması falan 2,5 liraya bir bunu aldım. Daha sonra pek kolsuz bluzum olmadığı için ve bunun da renk tonlamasına bayıldığım için normalde pastel renkler hiç giymem bana göre değildi. Ama 2,5 liraya bulmuşum yani al gitsin Özge dedim. Bunun da içine renkli veya siyah büstiyerlerle giyeceğim. Şu şekilde renkleri
Unicorn renkleri gibi geldi, böyle çok tatlı, böyle masal dünyası gibi renk tonlamaları var. Sırf renkleri için aldım desem yeridir yani. Şu kısımlarını kesmişler. Birazcık açık bu kısımları. Onun yüzden içine büstiyerle gideceğim. Bu da böyle rengarenk pamuk şeker gibi, peri tozu gibi renkleri olan bir tişört. Ama abarttım, 2,5 liralık tişörtü. Bir de arkadaşlar çok komik bir tişört aldım, espri olsun diye. Bunu da Instagram'da aynı pozu vererek paylaşmıştım. Bir de bu Einstein'ın meşhur pozunun baskısının olduğu bir tişört aldım. Bu da yine 2,5 lira. Bir de yumuşacık bir penye. Arkasında da böyle kesik kesik bir model yapmışlar. Bu da çok hoşuma gitti. Bence çok komik ve çok tatlı bir tişört oldu. Bunun baskısı da yine bakın acayip kaliteli. Yani gördüğünüz gibi bakın esnetince falan pek açılmıyor. Baskısı da çok hoşuma gitti 2,5 liraya. O yüzden kaptım bunu da görünce. Şimdi geçelim kozmetiklere. Hemen başlıyorum. Önce ojeleri geçeyim. Yine son zamanlarda bayağı bir oje almışım. Gabrini'den 2 tane oje aldım. Ege Boncuk'tan bahsetmiştim dediğiniz gibi. Ege Boncuk'ta Gabrini'nin rujları, farları ya da işte ojeleri falan vardı. Oradan 2 tane Gabrini'nin mat serisinden oje aldım. Bir tanesi tırnağımda olanlar. Bunların rengine bayıldım. Gerçekten müthiş. Ne kadar canlı, ne kadar harika bir renk arkadaşlar görüyorsunuz. Ben zaten saks mavi bayılırım. Aynı seriden bir de şu rengi aldım. Bunu henüz sürmedim. Bu arada mavi olan M07 arkadaşlar. Bir de M05 olan şu çok tatlı canlı yeşili aldım. Bu da çok güzel görünüyor. Ve Ege Boncuk'tan aldığım bir de Rhapsody marka bir ruj oldu. Bu ruju sırf rengini beğendiğim için ve denemek için aldım açıkçası. 3,5 liraydı. Şöyle bir ambalajı var. 06 numara. Rengi de şu şekilde. Ben bunu dün ilk kez makyajımda kullandım ve Instagram'da paylaştım. Aslında bu saç rengimle bu ruj hiç uymadı. Siyah saçla müthiş olacak bir renk. Ama ben dün canım istedi, kafama esti. Sürdüm. Şöyle bir rengi var. Koyu bir vişne çürüğü diyebilirim arkadaşlar. Hafif morluk barındırıyor. Açıkçası yapısını beğendim. Fiyatına göre gerçekten yapısı iyi. Yalnız tek sevmediğim yanı çıkartırken çok zorlandım. Dudağımda bildiğiniz böyle iz leke kaldı. Hani kolonyalı mendille sildim. Dudağımı sabunladım. Ona rağmen pembe pembe iz bıraktı. Pek sık sürebileceğimi sanmıyorum. O yüzden çabuk çıkaramadım yani dudağımdan. Bayağı bir zorlandım. Sonra bir Golden Rose alışverişim oldu. Golden Rose'un sitesinden yaptım bu alışverişi. Golden Rose'un sitesine girdiğimde geçen aydı sanırım ya da bu ayın başlarıydı. Kalem farları çıkardığını gördüm. Ben de kalem far manyağıyım, biliyorsunuzdur çoğunuz. Kalem farlarından alırken daha sonra bir de baktım. Mağazalarında 20 liraya satıldığı söylenen kalem rujları da 13,90'dı fiyatı. 12,90 da olabilir. Kalem farlarının fiyatı da yine 12,90'dı. Ben de iki tane sıvacını falan hiçbir şeyini görmeden tahmini olarak kalem far seçtim. Bir tane de mağazasında beğendiğim kalem rujlarından en koyu olanını seçtim. Kalem rujun 03 numarasını aldım. Şu şekilde şurada gördüğünüz rengin aynısı diyebilirim. Bunların sıvacılarını yapacağım. Renk çok güzel, gerçekten müthiş. Mağazalarda hala 20 lira sanırım, bilmiyorum ama eğer almak istiyorsanız, kalem farlarından denemek istiyorsanız sitesine bakabilirsiniz. Fiyatı daha uygun arkadaşlar. Bunun rengini hemen göstereyim. Bu arada bunu henüz kullanmadım dışarıya. Ama yapısını ve matlığını gerçekten çok beğendim. Şöyle patlıcan moru, bordo arasında çok gotik, çok hoş, vamp bir rengi var. Kokusu da Velvet Matte rujların kokusuna benziyor. Çok hafif vanilyalı. Ben yapı ve rengini çok beğendim. Kalem farlarından da bir tane mor seçtim. 07 numara. Şöyle bir renk. Bu mor olan açıkçası çok aşırı pigmentli gelmedi bana. Biraz daha böyle yani pigmentli ama hani ben daha canlı bir mor bekliyordum. O da şöyle hafif maviye kaçan, sedefli, böyle daha tatlı tonlarda bir
Mor çıktı. Ama böyle mor bir kalem farım yoktu. İyi oldu. Bunları da henüz kullanmadım. Bir de taupe tonlarında 12 numarayı seçtim. Hani bunlardan almak istiyorsanız iki rengini canlı canlı görmüş oldunuz. Çünkü şu an internette hiç bunlardan yok. Ben bulamadım. Yani şeylerini, swatchlarını. Bu da taupe olan birazcık böyle hakiye kaçan bir taupe rengi diyebilirim. Tam taupe değil. Bu da yine yani mata dönük diyebilirim. Işıltılı değil. Sedefli de sayılmaz. Mata dönük. Çok tatlı bir renk. Bunların kalıcılığı için tam bir şey diyemiyorum şu an. Hani Flormar'ın jumboları vardı ya da Not'un kalem farları var. Onlar kadar çabuk sabitlenen ve kalıcı olduklarını düşünmüyorum. Sürdükten birkaç dakika sonra elimin üzerinden geçiyorum. Bozulmuyorlar ama hafiften elime bulaşıyorlar. Yani aşırı kalıcı olduklarını sanmıyorum o yüzden. Ama yine baz üstüne göz kapağında birkaç saat kalıcılıklarını koruyacaklarını düşünüyorum. Daha sonra Golden Rose'un sitesinden onları alırken Vogue serisinden minik bir oje seçtim. Ben de bu seriden bir oje yoktu. 82 numarayı seçtim. Şöyle çok tatlı. Bunu henüz sürmedim. Metalik gibi böyle, sedefli gibi çok güzel bir mavi. Ayrıca Golden Rose'da bana bu alışverişim sayesinde 4 tane Rich Color serisi ojelerden hediye yolladı. Hep de bende olmayan renklerdi. Bir tanesi 13 numara. Böyle tam yazlık, patlak bir pembe gibi bir renk. Bir tanesi 26 numara mor. Böyle. Bir tane geçenlerde sürdüğüm ve gerçekten çok beğendiğim 45 numara. Bakın böyle içinde minik 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 ışıltılar olan çok güzel bir şeker pembesi, şeker kırmızısı arası bir renk. Bunu gerçekten çok beğendim. 45 numara. Bu tonları seviyorsanız mutlaka deneyin. Hani ben çok fazla bu ton sürmediğim halde beğendim ve çok parlak canlı duruyor tırnaklarda. Bir de 18 numara bana hiç yakışmayan yeşil tonlarından şöyle canlı bir yeşil. Bu dördü bana alışverişimde hediye oldu. 10'ar liralık alışverişlerde bu Rich Color serisinden bir tane oje yolluyorlar. O yüzden Golden Rose'un sitesinden alışveriş yapmayı seviyorum. 3 oje daha kaldı. Bir tanesi Instagram'dan tanıştığım, beni YouTube'dan izleyen bir arkadaşım vardı. Elif, buradan Elif sana selam söylüyorum. Instagram'daki Niki'de bir boyalı kuştum ben. Takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Onunla tanıştık, görüştük geçen ay. İlk defa çok sevdim kendisine. Çok tatlı bir insan gerçekten. Bana birkaç küçük hediye getirmiş. Benim henüz bakmaya fırsat bulamadığım Catrice'in ürünlerinden bir oje almış. Bunu da aldıktan bir hafta sonra falan sürdüm. Müthiş bir renk. Bayıldım. Bunun adı 60 numara Out of the Dark'mış. Böyle mürdüm, metalik, kopkoyu değişik bir esrarengiz bir rengi var. Bunu da gerçekten çok beğendim. Ayrıca bende bir tane daha Catrice oje vardı daha önceden. Yapılarını gerçekten çok beğeniyorum. Tek katta bile opak oluyor. O yüzden Catrice ojeleri şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar 3 tane de Nottan ojem var. Bunları sanırım göstermemiştim. Bunları da Rossmann'ın Not standından almıştım. Bir tanesi böyle nude ojelerimin arasına kattıklarımdan, yeni kattıklarımdan biri. Bunların numaraları nerede yazıyordu ya? Allah Allah. Ha, numarası yokmuş. İsimleri varmış. Unutmuşum. Bu Rose Nude adlı şöyle tatlı bir toz pembesi gibi bir renk. Diğer ikisi de sürdüm. Sürdüklerim arasında bir tanesi Mystic Purple. Bu ojeleri alma sebeplerimden biri buydu zaten. Yalnız çok aşırı bayılmadım yani. Beğendim ama fırça izi kalıyordu maalesef. Güzel bir renk ama fırça izi kalan ojeleri sevemiyorum. Bir de Antique Copper adlı bu renk. Bunu daha sanırım anneme vereceğim. Ben de biraz böyle bilmiyorum yaşlı işi gibi durdu bu oje. Şişede çok güzel görünüyor. Hani copper'la bakırla falan da alakası yok. Leylakımsı bir renk daha çok. Ojelerden sonra indirim alışverişime geçiyorum. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Bu yüzümde gördüğünüz mor rujlu makyajımı böyle bir makyaj. Bu videodan önce çektim.
Bu videodan önce ya da sonra yükleyebilirim. Şu an bilmiyorum. Bu yani basit bir makyaj. Sadece videoyu hazırlarken yaptım. Bir özelliği yok. Sadece bunun özelliği ruj olabilir. Bu makyajı nasıl yaptığımı da merak ediyorsanız bunun videosunu izleyebilirsiniz. Ayrıca dudağımdaki ruju da yeni aldım. Golden Rose'un Velvet Matte serisine yeni eklenen renklerden 28 numara. Gördüğünüz gibi çok güzel bir mor böyle. Koyu da değil, çok cart da değil. Bence çok ideal bir mor. Hatta akşam vakti dışarıya bile kullanılabilir. Şimdi de indirimden aldığım alışverişlere geçiyorum. Dün yararlanabildim ben alışverişten. Watson's'tan bu indirimde değildi. Lady Speed Stick'in şu stickini aldım. Ben bunu kullanıyorum. Fresh Fusion olanı. Kokusunu çok seviyorum. Daha sonra arkadaşlar pamuklar, kolonyalı mendiller falanlar filanlar aldım. Hep ihtiyaç alışverişi yaptım ben. Benri pamuklarda ve Benri ürünlerinde 3 al 2 öde vardı. Ben de şu kare pamuklardan 3 paket aldım. Seyahat boy olanlardan. Büyüğünden alacaktım da taşımak istemedim. Bunlar bir süre gider dedim. Yine şu disk pamuklardan da 3 paket aldım. Hepsini göstermiyorum. Bu Behr'in ıslak bebek havlularını ben çok seviyorum. Hem boyut olarak hem yapı olarak ve çabuk kurumuyorlar. Sehpamın üzerine koyuyorum. Oradan alıp odamda kullanıyorum. Bunlardan da yine 3 tane aldım. 3 al 2 öde. Watson's'tan optik beyaz aldım Colgate. Bunlar da bir alana bir bedavaydı. Şu mavili olanı ilk kez gördüm. Denemek için aldım. Bir tanesini öyle aldım. Bir tanesini de normal klasik benim kullandığımdan aldım. Memnunum bu diş macunundan da. Ve son olarak arkadaşlar Gratis'ten ve bu indirim bayram alışverişinden aldığım tek kozmetik ürünü Gauche markasının şu paleti oldu. Bu paletin adı To Enjoy in New York'muş. Bu paletler daha böyle son bir ay içinde falan gelmişti, çıkmıştı sanırım. 3 tane çeşidi var. Bir tanesi daha böyle mavili, yeşilli tonları barındırıyordu. Bir tanesi daha böyle canlı, yazlık ve pek kullanılmayacak renkleri barındırıyordu. Bir de bu vardı arkadaşlar. Şöyle daha böyle doğal ve mürdüm mor tonlarını barındıran paleti. Şöyle renkleri göstereyim. Şu iki renk, iki açık rengi çok beğendim. En beğendiklerimden kaş altı ve göz pınarı için. Üsttekileri de çok beğendim. Şuradakileri. Tek kullanamayacağım renk şu somonumsu renk olacak. O tonları pek sevmiyorum. Böyleydi arkadaşlar benim bu son karışık alışveriş videom. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere.